Şimdi bir video çektin, kanalına yükleyeceksin. 2 saat, 3 saat edit yapıyorsun değil mi? İşte şurayı keseyim. Aman şu nefes boşluklarımı keseyim. Videom akıcı olsun. İşte şuraya jump cut atayım. Videoma yaklaşayım, uzaklaşayım. Bütün boşlukları tespit edeyim. Bunları yok edeyim vesaire vesaire. Burada saatlerini harcıyorsun. Belki 3 saatin, 5 saatin bir video paylaşacağım diye gidiyor. Şimdi ben bu videoda sana CapCut üzerinde öyle bir özellik göstereceğim ki CapCut'ta aslında ücretli olan bir özelliği, bana sorarsan en önemli özelliği, nasıl ücretsiz kullanırsın, bundan bahsedeceğim. Dolayısıyla video konumuz çok önemli. Sen de bundan yararlanmak istiyorsan, videolarında harcadığın edit süren en az 2 kat azalsın istiyorsan, ileri sardırmadan sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Öncelikle arkadaşlar, bizler bir video tasarladık. En çok zaman harcadığımız editlerden birisi nedir? Jump cut. Yani videonun gereksiz boşluklarını kesme sanatı arkadaşlar. İzleyicilere daha iyi bir deneyim yaşatmak için, videolarınızda akıcı konuştuğunuzu göstermek için nefes aldığınız boşluklar olur. İşte hatalı konuşmalarınız olur. Ya da biraz soluklanmak istersiniz. Soluklanmışsındır. Orayı kesmen gerekiyordur. Yani kısacası videonda edit yaparken en çok uğraştığın kısım, en çok saatlerini alan kısım jump cut. Bu gereksiz boşlukları silmek. Anladın mı? Şimdi ben sana bunu otomatik bir şekilde CapCut'ın kendisine nasıl yaptırırsın bundan bahsedeceğim. Video bütünlüğümü tekrar aldım. Tamam mı? CapCut'ın içerisindeyim. Videomun üzerine sağ tıkladım. Yukarıda deşifre metin var. Buraya bir kere tıklıyorum. Analiz ediliyor. Bu arada bu CapCut'ın pro özelliği. Yani ücretli özelliği. Ben sana birazdan bunu ücretsiz nasıl kullanırsın, bunun hepsini anlatacağım. Şimdi CapCut burada bizi birkaç dakika bekletebiliyor arkadaşlar, videonun uzunluğuna göre. Ben burada videoyu ileri sardırıyorum, beklemeni istemediğim için. Şimdi bu ekranda arkadaşlar CapCut bize diyor ki, senin 17 dakikalık videon diyor, benim bulmuş olduğum boşlukları silersen eğer 12 dakikaya düşecek diyor. Yani 5 dakikası gereksiz boşluk diyor ya da tekrarlamalı içerik diyor. Örnek veriyorum, ben bir kelime hatası yaptığımda, hani aynı kelimeyi baştan söylüyorum ya, CapCut bunu otomatik olarak analiz ediyor. Diyor ki, bak sen bu cümleyi burada iki kere kullanmışsın. Ben ikinci kullandığını varsayayım diyor. Yani öncekini de siliyorum diyor. Sen bunları kesmekle uğraşma diyor. Ben senin için otomatik olarak bütün boşlukları, işte tekrarlamalı cümleleri, duraksamaları, işte nefes aldığın yerleri senin için otomatik olarak kesiyorum diyor. Şimdi ben burada sile tıkladığımda, hiçbir manuel ayarlama yapmadan sildiğimde, CapCut bana diyor ki, bu özelliği kullanmak için pro özelliğini satın alman gerekiyor diyor. Bu ücretli bir özellik diyor. Tamam, şimdi ben bunu ücretsiz bir şekilde nasıl kullanırım? Asıl videomuzun konusuna gelelim. Buralardan çıkıyorum arkadaşlar. Uygulamayı kapatıyorum. Şimdi Google'a geldiniz. Google arama motoruna CapCut yazıyorsunuz. İlk çıkan siteye giriyorsunuz. Yani CapCut'ın masaüstü uygulamasını açıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada en başta belirtmem gerekiyor, dikkatli bir şekilde beni takip edin. Çünkü birazdan anlatacak olacağım şey de, en ufak yapacağınız hata bu sistemi sağlıklı kullanamamanıza yol açar. Sonra yorumlarda gelip de, abi işte ben senin yaptığın şeyleri yaptım, bende çalışmadı vesaire yazarsanız külahları değişiriz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde beni takip et. Şimdi CapCut'ın sitesine girdik. Buradan yeni oluştur kısmına geliyoruz. Aşağıya geliyoruz. 16'ya 9 YouTube'u seçiyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geldi. İsterseniz artıya tıklayıp videonuzu seçebilirsiniz. Ya da isterseniz masaüstünüzden böyle videonuzu sürükleyerek buraya atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu attıktan sonra, hani sizlere az önce dedim ya, dikkatli bir şekilde takip edin, hata yapmamanız açısından önemli. Bunu deme sebebim, ben buraya videoyu atar atmaz işlem yapmaya çalışırsam sistem sağlıklı bir şekilde çalışmayacak. Dolayısıyla ben az önce yapmış olduğum AutoCut özelliğini kullanamayacağım. Videoyu attıktan sonra senin birazcık beklemen gerekiyor. Neyi beklemen gerekiyor? Sol üstte görmüş olduğunuz gibi bir tane kırmızı amblem var. Buraya bir kere tıkladım ve burada CapCut'ın masaüstü uygulamasının videoyu analiz ettiğinin yüzdesini gördüm. Yani kısacası burası %100 olmadan hiçbir şekilde videom üzerinde işlem yapmıyorum. Buranın %100 olmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu ileri sardırıyorum. Evet, burası %100 oldu, kod dönüştürülüyor diye bir yazı çıktı karşıma. Şimdi bu yazının da gitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu sürecin ne kadar hızlı işlediği sizin videonuzun uzunluğuyla alakalı. Şimdi benim videom 17 dakika 40 saniyelik bir video olduğu için beni tahminimce bir 5 ile 10 dakika arası burada bekletecek arkadaşlar. Fakat ben sizleri tabii ki burada bekletmeyeceğim. Evet arkadaşlar, ortalama 5 dakika bekledim. Görmüş olduğunuz gibi burada kod dönüştürülüyor kısmı kayboldu. Videom buradan yok oldu yani. Yani CapCut'ın masaüstü uygulaması benim videomu baştan sona analiz etti aslında. Şimdi yavaş yavaş adımlarımıza geçiyoruz. Videomun üzerine geldim. Bir kere sol tıkladım. Ardından bir kere sağ tıkladım. Burada deşifre metin temel düzenleme aracı var. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma gelen ekranda Türkçe seçeneği seçili oluyor. Yazıya dönüştüre tıklıyorum. Buradaki yüzde hemen doluyor arkadaşlar.
Eğer sizler benim anlattığım gibi yapmazsanız, videonuzu direkt buraya attıktan sonra işlem yapmaya çalışırsanız, burada ekran hata verecektir. Sistemi düzgün bir şekilde kullanmanızı sağlamayacaktır arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi az önce CapCut'ın normal uygulamasında ücretli olan özelliği ücretsiz bir şekilde masaüstü uygulamasında kullanabiliyorum. Bakın free yazıyor. Şimdi 17 dakika 40 saniyelik benim bu videom. Buraya geldim, tıkladım. Diyor ki videondan 330 saniye çıkarılabilir istersen diyor. Sizler buraya ilk geldiğinizde boşluk süresini ayarlaya bir kere tıklayın arkadaşlar. Burayı 0-1 olarak ayarlayın. Bitti deyin. Ardından kaldırın üzerine geldiğinizde, bakın tıklamıyorum şu anda. Üzerine geldiğimde videomun üzerinde kırmızı kırmızı çizikler çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu çizikler az önce CapCut'ın uygulamasında da olduğu gibi benim konuşma boşluklarım, nefes boşluklarım, tekrarlamalı kelimelerim ve hatalı konuşmalarımı keseceğini belirten çizgiler arkadaşlar. Şimdi bu aşamada kaldıra bir kere tıkladım. 17 dakika 40 saniyeyi aklımızda tutuyoruz. Bakalım videomuz ne kadar kesiliyor. Evet, videom 12 dakikaya düştü. Şu an videomdaki bütün boşlukları kesti arkadaşlar. Fakat dur, hemen kaçmaya çalışıyorsun. Bak, elin çarpıya gitti, görüyorum. Bir an önce denemek istiyorsun. Okey, ama dur bir bekle. İşlemlerimiz bitti mi? Hayır. Hala bu videom üzerinde bir oynama yapacağım. Dolayısıyla böyle hepsini seçiyorum. Dışa aktar diyorum. İndire bir kere tıkladım. Buradan ben kare hızımı 60 yapıyorum arkadaşlar. Sizler dilediğiniz ayarları yapıp indirebilirsiniz. Dışa aktara tıkladıktan sonra buradan indirmek üzere dışa aktarmasını bekliyorsunuz. Evet, dışa aktarma bittikten hemen sonra buraya indirme kısmı geldi görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Ardından indirme başlıyor arkadaşlar. İndirme tamamlandıktan sonra buradan herhangi bir işim kalmıyor. CapCut uygulamama geri döndüm. Proje oluştur dedim. İndirmiş olduğum dosyayı CapCut'ın içerisine attım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben 17 dakikalık videoya değil 12 dakikalık videoya artık jump cut yapabilirim. Yani bana 5 dakika bir edit zamanı kazandırmış oldu. Yani şöyle de örnek verebilirim. %40 bir şekilde benim yapacak olduğum editten bana zaman kazandırdı. Çünkü ben en çok jump cut üzerinde edit yapıyorum. Yani video ara boşluklarını en çok keserek edit montaj yapıyorum. Fakat ben 17 dakikalık video yerine 12 dakikalık video üzerinde şimdi editler yapacağım. Neden? Çünkü sistem çok sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Siz AutoCut yaptığınızda yine videonuzda boşluklar oluyor. Her yerinde olmuyor da belli başlı noktalarda oluyor. Fakat ben bu özelliği kullanmasaydım bu edit üzerinde daha fazla uğraşacaktım. Daha çok emek harcayacaktım. Ben bu özelliği kullandıktan sonra artık edit üzerinde daha az uğraşacağım. Şimdi sistem %100 bir şekilde sağlıklı çalışmıyordan kastımız videonuzdaki gereksiz boşlukları ve tekrarlamaları siliyor. Nefes aldığınız yerleri siliyor. Yani silinmemesi gereken yerleri silmiyor. Fakat arada boşluklar bırakıyor. Gerisini sizin yapmanız gerekiyor manuel bir şekilde. Ben bunu hiç kullanmasaydım 17 dakikalık bir videoya montaj yapacaktım, edit yapacaktım. Daha uzun boşlukları kesmekle uğraşacaktım. Şimdi daha kısa boşlukları kesmekle uğraşacağım. Daha az süre bu edit için zaman harcayacağım. Yani dolayısıyla en az yarı yarıya benim iş yükümü benden almış oldu. Şimdi sistem normal CapCut ile masaüstü uygulaması üzerinden aynı şekilde çalışıyor. Yani yanlış anlamayın, şöyle düşünebilirsiniz. Abi sen masaüstü uygulamasından kullandın, sistem sağlıklı çalışmıyor diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar, sizde CapCut'ın Pro versiyonu varsa uygulaması üzerinden de bu işlemi yapsanız, yani burada deşifre metine tıklayarak da bu işlemi yapsanız, aynı şekilde sistem bütün boşlukları hayalinizdeki gibi nokta noktasına kesemeyecek. Yine sizlere böyle boşluklar bırakacak. Dolayısıyla yine bu şekilde uğraşacaktınız. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza ücretsiz abone olabilirsin. Ek olarak videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerini yazabilirsin. CapCut hakkında daha fazla içerik istiyorsanız bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.